Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Evet, programımıza Yunus Emre'nin bu dizeleriyle başlıyoruz. Neden? Çünkü Yunus Emre'nin memleketi Karaman'dayız. Yunus Emre bu topraklarda doğdu ve muhtemelen burada da defnedilmiş vaziyette. Programımızı açtığımız yer ise Yunus Emre Camii. Halk arasında Kirişçi Baba olarak da bilinen Yunus Emre bu camiyi yaptırıyor ve biz de onun memleketinde, onun yaptırdığı caminin önünde programımızı açmış bulunuyoruz. Karaman'dan merhaba. Yunus Emre'nin türbesine geldik, mezarına geldik. İnsanımız Yunus Emre'yi çok sevdiği için farklı yerlerde, pek çok yerde mezarı var. Yani öyle olduğunu düşünüyorlar. Gerçekte tabii ki bir tane var ama Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 16 yerde Yunus Emre türbesi var. Ama burası onun memleketi. Burada Yeşildere veya diğer adıyla İbrala köyünde doğuyor. Daha sonra bu caminin olduğu bölgeye yerleşiyor. Başta gördüğünüz ilk mezarında ona ait olduğu düşünülüyor. Burada olma ihtimali var tabii. Karaman Müzesi'ndeyiz. Burası çok büyük bir alan değil ama içerisinde çok güzel eserler var. Çünkü bu bölgede antik çağlardan günümüze kadar pek çok farklı milletten insanlar yaşamış ve onlarla ilgili, onlardan kalan çok sayıda eser mevcut burada. Ama bizim dikkatimizi çeken çok önemli bir şey sergileniyor burada. O da bir ceset. Şimdi göstereyim ben şurada. Bu Manazan Güzeli olarak geçiyor. Bir insan cesedi. Karaman yakınlarında Manazan mağaraları var. Orada 1981 yılında bulunuyor bu ceset ve karbon 14 testine tabi tutuluyor. 1150 ile 1200 yıllar arasında yaşamış olduğu tespit ediliyor bu kişinin ve 16-17 yaşlarında kıza ait. Özelliği ne bunun? Normalde cesetler mumyalanarak günümüze kadar ulaşıyor ama bu cesede herhangi bir kimyasal işlem uygulanmıyor ve günümüze kadar bu şekilde ulaşıyor. Saçları da duruyor burada. Sadece kafatası çok yok, parçalanmış. Kıyafeti de hala duruyor. Burada da böyle elbise süslemesini koymuşlar yan tarafına. Evet, Manazan Güzeli ismiyle burada sergileniyor. Da Nefise Hatun ya da Hatuniye Medresesi önündeyiz. Önce Nefise Hatun kim? Ondan bahsedelim. 1. Murad'ın kızı ve Yıldırım Bayezid'in kardeşi. Yıldırım Bayezid Konya'yı kuşattığında kardeşinden af diliyor kocasını affetmesi için ve Yıldırım Bayezid de affediyor. Ama daha sonra Alaaddin Bey, yani Nefise Hatun'un kocası Alaaddin Bey Ankara'yı kuşatıyor ve Yıldırım Bayezid'le savaşıyor ve öldürülüyor. Daha sonra Yıldırım Bayezid Karaman'ı, yani Larendi'yi kuşattığında bu sefer çocuklarıyla beraber Bursa'ya sürgün ediliyor. İşte Nefise Hatun, o Nefise Hatun bu medreseyi inşa ettiriyor. Çok güzel bir yapı. Sanat eseri adeta. Özellikle giriş kapısı. Bugün kapalı durumda. Ancak böyle sergiler, etkinlikler için kullanılıyor. Müze müdürlüğüne bağlı durumda. Şu üst kısımda Allah ve Muhammed yazılarının olduğu yerler var. Onların etrafında Davut yıldızı var. 3-6. Evet. Karamanoğullarının bayrağında da Davut yıldızı var. Onları da buraya işlemişler. Nefise Hatun'un türbesi de yine bu yapı içerisinde yer alıyor. Burası
Aktekke Camii Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılıyor. Aynı zamanda Maderi Mevlana Camii olarak da biliniyor. Onun sebebini de şimdi içeride açıklayacağım. Aktekke Camii'ndeyiz. Bu caminin özelliği içerisinde türbelerin bulunması, mezarların bulunması. Kimlerin mezarları bunlar? Mevlana Celaleddin Rumi'nin annesinin ve ağabeyinin mezarı var. Diğerleri de öteki akrabalarının mezarları. Şu arka tarafta görmüş olduğunuz kare şeklindeki büyük yapı annesi Mümine Hatun'un mezarı. En baştaki mezarda da ağabeyi Muhammed Alaaddin Çelebi yatıyor. Cami 1370 yılında yaptırılmış. Caminin avlusunda bir de anıt ağaç var. O da 348 yaşında bir çınar ağacı. Şöyle göstereyim. Geldik Karaman Kalesi'ne ama giremedik. Kapı kapalı. Daha önce de duymuştuk, kapalı olduğunu görmüştük başka kişilerden. Biz de giremedik. Girsek güzel olurdu. Şimdi burası bir höyük aslında. Burada yapılan kazılarda Tunç Çağı'na, Roma dönemine, Bizans dönemine ait pek çok kalıntı bulunuyor. İç kale 11. ve 12. yüzyılda yapılıyor. Daha sonra değişik dönemlerde genişletiliyor. Selçuklu döneminde onarım görüyor. Osmanlı döneminde onarım görüyor. En son kalede bazı taşlar gördük. Biz bunlar da yazılı böyle kitabe şeklinde. Osmanlılar burayı Karamanoğullarından alırken Gedik Ahmet Paşa pek çok yapıyı burada yıktırıyor. Onların kitabeleri kale duvarlarında kullanılıyor. Kaleye giremedik, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Karaman'da muhteşem mimariye sahip bir yapıya geldik. Burası İmaret Camii. 1432 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılıyor. Zaten imarethane, mescidi var, aşevi var, işte hafızlar okulu var, yani Kur'an kursu var. Hem ibadet hem de hayır mekanı, yardım mekanı burası. Yapısı normal bildiğimiz camilere benzemiyor, biraz daha farklı böyle. Girince insan ilgisini bayağı çekiyor. Değişik bir güzelliğe sahip. Ben hayran kaldım buraya. Karaman'a gelince bu camiyi mutlaka görün. Yan tarafta da türbeler var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Caminin mihrabı bugün İstanbul'daki Çinili Köşk'te sergileniyor. Asıl mihrap orada. Minaresi de yapıya sonradan ekleniyor. Zamanında fakirlere yemek dağıtılan, misafirlere kalacakları yer olan imarethane bugün de leyleklere ev sahipliği yapıyor. Türbenin üzerinde bir leylek yuvası var. Onlar da mevsimine göre orada yaşıyor. Karaman'da bir evdeyiz. Burada bir sürü tarihi eser var. Koltuklar var. Aşağıda İstanbul'la alakalı şeyler var. Karaman'da Tartan Konağı'ndayız ya da diğer ismiyle Tartan Evi'ndeyiz. 8 odası var. Çok büyük bir ev. Yakın zamanda restore edilmiş ve turizme kazandırılmış. Şimdi evle alakalı çok şey anlatılıyor. Evin içerisinde İstanbul resimleri var. Özellikle tavanda. Bir hikaye var. Neydi o? İstanbul'dan buraya bir, yani bu evin sahibi olan beye bir kız gelin geliyor. Ancak İstanbul hasretinden hasta oluyor. Eşi de onun için bu evi yaptırıyor ve tavanlarında İstanbul resmi. Hem böyle İstanbul konaklarını andırdığı için hem de İstanbul resimleriyle süslendiği için benim bildiğim bu hikaye bu. Ama bunu biraz araştırdık biz. Aileden Remzi Tartan, onun bir röportajı var. Oradan okudum, bilgilendim. Diyor ki zaten dedemin iki eşi vardı ama İstanbul'dan hiç gelin almadı. Dedesi ticaretle uğraşıyor. Varlıklı bir aile. Bu konağı yapıyor, yaptırıyor. İstanbul resimleri nereden geliyor ve bu konak niye bu kadar güzel? Çünkü Balyan ailesinden
Balyan ailesi İstanbul'da pek çok esere imza atan bir aile. Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Topkapı Sarayı Müzesi gibi eserleri İstanbul'a kazandırmış bir aile. Yani mimar bir aile. Oradan, o aileden 4 tane usta ve 2 tane kalem ustası getirtiyor buraya Ahmet Efendi. Bu evi onlar yapıyor. Haliyle sanatçı bir aileden, mimar bir aileden gelen ekip de çok güzel bir eser ortaya koyuyor. Yalnız evi yaptıran Ahmet Efendi, bu konağı yaptıran Ahmet Efendi inşaat başladığında oldukça yaşlı, tamamlandığı sıralarda da vefat ediyor. Yani bu güzel eseri yaptırsa da kendisi burada yaşayamıyor. İçerisinde yaşayanlar, aileden yaşayanlar, torunlar, gelinler, onların bir kısmının da burada resimleri var. İçeride onları da görebiliyorsunuz. Çok güzel bir mimariye sahip. Eski Anadolu evlerini ihtişamlı bir şekilde, güzel bir şekilde yansıtmış. Bugün de turizme kazandırılmış. Giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Ve Karaman'da güzel bir mekan. Gelince görmeniz gereken bir mekan. Çeşmelik Lise'ye geldik. Burası 17. veya 18. yüzyılda yapılmış ama tam tarihi belli değil. Ermeniler ve Rumlar tarafından yaptırılmış. Bir dönem cezaevi olarak kullanılıyor burası, ilginçtir. Daha sonra 2007 yılında restorasyona alınıyor ve cezaevi döneminde üzeri kapatılan freskler gün yüzüne çıkartılıyor. Ama gün yüzüne çıkartılan freskleri biz göremiyoruz çünkü kilise kapalı. Görmek isterdik ama göremedik. Neyse, biz de dışarıdan gösterip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Karaman'da ne yenir diye araştırdık. Aslında pek çok şey Konya ile ve diğer İç Anadolu bölgesindeki şehirlerle benziyor ama ilgimi bir şey çekti. Pestelma diye bir şey gördüm. Nedir bu diye merak ettim ve yetkili bir kişiye sordum. Neymiş bakalım, biz de öğrenelim. Pestelma Karaman'ın meşhur elmalarından yapılan bir tatlıdır. Normal lokumdan daha az şeker oranı var. Şeker hastaları rahatlıkla kullanım sağlayabiliyor. Çocuklar özellikle kullanımını rahatlıkla yapabiliyor. Mayhoşu bir tatlı. İçerisinde kavrulmuş badem var ve dışarısına da kavrulmuş kadayıf kaplaması var, şu şekilde göründüğü gibi. Karaman'da yöresel olarak yapıyoruz bunu. 2 senedir piyasada ve inşallah dünyaya duyuracağız adına. Peki fiyatları nedir bunların? Şu an kendi satış noktalarımızda 500 gram 55 lira, 225 gram 30 lira şeklinde satışlarımız mevcut. Güzel, elma yoğun, evet. Ağır olmayan bir tadı var. Böyle mayhoş, kadayıf tadı var, lokum tadı var, elma tadı var. Dışı çıtır, içi yumuşak, hoş bir tadı var. Tavsiye ederiz. Ben de sevdim. Biraz elma sakıza benziyor. Elma sakıza mı benziyor? Tamam. Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmayacaktır diyen Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe resmi dil haline getiriyor Karamanoğullar Beyliği'nde. Ama tabii daha sonra yine Farsça hakim oluyor. Burası da Karaman Tanıtım Ofisi. İçerisinde balmumu heykeller, bilgilendirici panolar ve diğer materyaller burada sergileniyor. Karaman'la ilgili Karamanlı meşhur kişiler, Karaman'ın neleri meşhur, onları burada görebiliyorsunuz. Piri Reis Karaman doğumluymuş. Önüne tabi harita konsa belki daha da güzel olabilirdi. Mevlana Celaleddin Rumi ve annesini temsil eden heykeller de burada. Mevlana bir süre burada kalıyor biliyorsunuz. Burada da minik bir semazen var. Çok tatlı değil mi? Karaman Kent Kültür Müzesi'ndeyiz. Burada kent tarihinde hangi meslekler yapılıyor, onlarla ilgili eşyalar var, balmumu heykeller var. Gezilip görülebilecek güzel bir mekan burası. Belki duyduğumuz bir kelime köşker veya köşker, o da burada temsil ediliyor. Ayakkabı tamircisi. Kelimenin anlamı bu tam olarak. Şimdi Karaman sokaklarında yürürken
şu konudan da bahsetmek istiyorum. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diye bir söz var. Bu söz nereden gelmiş? Bununla alakalı iki rivayet var. Birincisi, Karaman Kalesi'ne düşmanlar saldırıyor ama o sırada yeterli asker yok. Karamanoğulları beyliğinde başka yerde savaştılar. Sonra ne yapıyorlar? Akıllarına bir fikir geliyor. Koyunların diyor boynuzlarına ateşler yakalım, onları takalım ve düşmanın üzerine doğru sürelim. Belki düşman kanar buna, asker zanneder ve kaçar diye düşünüyorlar. Bu fikri uygulamaya koyuyorlar. Dedikleri gibi de oluyor. Düşman askerleri koyunları gece karanlığında asker zannediyor ve bu kadar kalabalık karşısında ne yapacağız deyip kaçmaya başlıyorlar. Ve ardından da Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diye bu söz söyleniyor. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet ise bu tanıtım merkezinde de o yazıyordu. Moğollar burayı yine etrafı sarıyorlar, kuşatıyorlar burayı. Sonra Karamanoğlu askerleri, buradaki askerler ne yapıyor? Koyun postlarının içine giriyor ve Moğolların üzerine doğru yürümeye başlıyorlar. İyice yaklaştıklarında Moğol askerleri o sırada eğlencedeler ve askerler onlara turba atında olduğu gibi bir saldırı yapıyorlar koyun postlarının içerisinde ve onlar da mağlup oluyor burada. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diyor Moğollar. Anlatılanlar bu şekilde. Gerçek midir değil midir biz bilmiyoruz. Biz aktarmakla görevliyiz. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu işte bu iki rivayetten geliyor. Evet, Karaman'da dün gezimizi yaptık, tamamladık. Bugün de yola çıkıyoruz. Dün gece burada konakladık. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Mesela ekmek 5 lira burada. Çay da 5 lira. 4 liraya da ekmek gördüm. Yani bayağı tuhaf geldi bana şu dönemde. İlginç geldi, o yüzden bilgi vermek istedim. Şimdi biz bazı yerlere de gitmek istiyorduk. Manazan mağaraları ve tahıl ambarları. Ama oraya özel aracınızla gidebiliyorsunuz. Onun dışında gitme şansınız yok. 40 kilometrelik bir mesafede. Oraya gidemedik. Güzeldi. Vermek isterdik ama veremiyoruz. Çünkü biz bu sefer arabayla değil trenle geldik. Haliyle gidememiş olduk. Yine de merkezde epeyce gezecek yer vardı. Onları gezdik. Mutlu olduk. Tavsiye ederiz. İlk başta sakinliği hoşuma gitmişti. Beğendim. Yani aslında böyle çok kıyıda köşede kalmış bir yer. Merkezi fena değildi yani. Karamanoğullarından kalmış pek çok eser vardı. Sakin, rahat, işte ekonomik olarak uygun bir şehirdi. Ama özellikle o tahıl ambarlarına gitmeyi çok isterdim. Nasipti. İnşallah bir dahakine aracımızla gelir, uğrar gideriz diyelim. Vedamızı yapmadan önce videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, biz sizinle beraber büyüyoruz. O yüzden bunları yapın. Ve bildirim zilini de basın. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.